Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. 2022 malulen emekli maaşı ne kadar oldu? 2022 yılında malulen emekli maaşı alma süreci zorunlu emekli olma durumunda başlamaktadır. İş yerinde meydana gelen kaza durumunda ve engellilik halinde maluliyet oluşmakta olup malulen emekli aylığı, maaşı da yalnızca bu şartlarda sunulmaktadır. Emekli aylığında olduğu gibi maluliyet durumunda da prim ödemeleri baz alınarak ödeme yapılmaktadır. Bu nedenle herkes için farklı oranlarda ödeme yapılması söz konusu olmaktadır. Aynı zamanda maaş zamları da aynı şekilde uygulanmaktadır. Malulen emeklilik maaşı alanların 4A ve 4B sigorta durumlarında farklı ödemelerle uygulanmaktadır. Bu nedenle emeklilik aylığına yönelik zam uygulamalarının da bağlı bulunan sigorta koluna göre alınması gerekmektedir. Malulen emekli maaşının alınabilmesi aynı zamanda meslek hastalığının kalıcı sonuçlar doğurması gerekmektedir. Geçici hastalık durumlarında malulen emeklilik söz konusu olmamakta ve kalıcılık durumuna ilişkin de rapor beyanında bulunulması gerekmektedir. Malulen emeklilik maaşları yıllık enflasyon oranlarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Uygulama oranları ise maaş tutarı üzerinden hesaplanmakta, her maaşın farklı tutarlarda neticelendirilmesi söz konusu olmaktadır. Malulen emekli maaşının internet ortamı üzerinden sorgulanması yapılabilmektedir. Bu sorgulamaların kişisel bilgiler üzerinden belirlenmesi gerekmekte olup aynı zamanda sorgulamaların da bireysel olarak yapılması gerekli olmaktadır. Malulen emekli olma şartları nelerdir? Malulen emeklilik şartları devlet tarafından belirlenmekte olup herkes için aynı şekillerde uygulanmaktadır. Güncel malulen emeklilik maaşı şartları şu şekilde sıralanmaktadır. Engel durumunun öncesinde en az 15 yıl boyunca sigortalı olarak çalışılmış olma şartı ilk sırada yer almaktadır. Malulen emekli olma durumu aynı zamanda 1800 gün bakıma muhtaç ya da çalışmama durumunda olmayı gerektirir. Bu şartı sağlayanlar için prim günü hesaplamaları yapılmadan da emeklilik olabilmektedir. Yaşlılık ya da engel durumuna ilişkin maluliyetin rapor halinde ilgili birimlere beyan edilmesi gerekmektedir. Malulen emeklilik durumlarında bu şartların sağlanması durumunda sistem üzerinden işleme yapılmakta olup otomatik olarak maluliyet durumu beyan edilmektedir. Bu şartların sağlanması sürecinde aynı zamanda rapor alınırken mutlaka heyet raporu olarak bilinen şekilde geçerli raporların alınması gerekmektedir. Malulen emeklilik durumu meslek hastalığı olarak bilinmesine rağmen bazı durumlarda mesleki olarak oluşmasa da çalışma durumu olmayan kişiler için devlet tarafından sunulmakta olan bir emeklilik hakkı olarak bilinmektedir. 2022 Temmuz zamlı malulen emekli maaşı. SSK ve Bağkur kapsamında en düşük malulen emekli maaşları 3500 TL olmaktadır. Emekli sandığı kapsamındaki devlet memurlarında ise ortalama malulen emekli memur maaşı 4000 ila 4500 TL arasında olacaktır. Malulen emeklilik başvurusu nasıl yapılır? Malulen emeklilik başvurusunun yapılması öncelikle özür durumlarının beyan edilmesini gerektirmektedir. İlgili şartların sağlanması durumunda gerekli evraklar ile sosyal güvenlik kurumlarının il ve ilçe merkezlerine başvuru yapılabilmektedir. Başvurunun yapılmasından sonra evraklar detaylı bir biçimde incelenmektedir. İncelemelerin olumlu ya da olumsuz sonuçlanması ise internet üzerinden görüntülenebildiği gibi aynı zamanda internet kanallarından da sorgulama yapılmaktadır. Onaylanmayan başvurular için sürecin takip edilmesi açısından hangi gerekçelerle onaylanma yapılmadığının da bilgisi yine başvuru yapılan birimler üzerinden alınabilmektedir. Onaylanan başvurularda ise ilgili hesaplara maaş ödemeleri yapılmaktadır. Değerli izleyicilerimiz, haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşça kalın.